demeden önce aslında ya ısıyla ya sesle bize ikazda bulunuyorlar. Bu sesler bazen kulağımızın algılayamadığı şekilde çok ince sesler olabiliyor. Bunları sonik cihazlarla tespit edebiliyoruz. Ayrıca bahsettiğim şekilde ısı kaynaklı arızaların oluşmasında öncelik ısı kaynaklarından meydana geliyor. Bu ısı kaynaklarını da termal kameralarla tespit edip devre elemanının arıza vermeden aslında değişimini sağlayıp enerji akışını kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunlarla bu cihazlarla şebekemizin röntgenini çekiyoruz aslında. Öncesinde bu çalışmaları yapıp kışın kar yağışına mahal vermeden sağlıklı bir şekilde enerji arzını sağlıyoruz. Baksana. Tam bu nasıl yeterdi Ona ya? Görüntüsü yeterdir.